Evet selamlar arkadaşlar. Biga projesini yani 1 gram altın projesini tanıyalım bu videomuzda. Ülkemizde yakın gelecekte önemli olacağı düşünülen teknolojik hamlelerden birisi. Malum halkımız altını çok seviyor ve dünyada ekonomi gazetecisi Erkan Özbey'in de belirttiği üzere altına yönelik ilgi var. Altın standardına. O yüzden ülkemize de uygun ve blok zincir teknolojisini yakalamaya dair bir proje aynı zamanda. Blok zincirde geleceğin teknolojisi o yüzden Big Up projesini incelemek, öğrenmek ve küçük de olsa dahil olmak yararımıza olacaktır arkadaşlar. Şimdi Big Up projesini incelemeden önce blok zincir teknolojisi nedir? Kısaca ona bakalım. Çünkü Bitcoin'e çok mesafeli olan insanlar olabiliyor ülkemizde. Bitcoin blok zincir teknolojisini kullanıyor. İkisi birbirinden farklıdır. Bitcoin blok zincirin yorumlanmasıdır. Ülkemizde Biga projesi blok zinciri devlet garantisiyle yorumlayan bir projedir. Öncelikle blok zinciri tanıyarak başlayalım. Öncelikle blok zincir teknolojisi kısaca deftere işlenen verilerin dahil olan her bir paydaşın sisteminde bilgisayarında aynı anda dağıtılması bazı paydaşların onayı ve benzeri gibi süreçlerle bilgiyi işleme anlayışıdır. Dijital ortamdaki bu bilgilerin sadece bütün paydaşların sistemlerinin devre dışı kalması senaryosuyla yok olacağı düşünülebilir. Kimilerinin çok mesafeli yaklaştığı Bitcoin kripto para biriminin başarısı bu teknolojinin güvenilirliğinin çalışabilirliğinin ispatıdır. Bitcoin kripto para birimi arkasında hiçbir otoritenin güvencesini taşımadığı halde blok zincir teknolojisinin dinamik bir yorumu olması sebebiyle rüştünü günden güne ispatlamaktadır. Blok zincir bir teknolojidir ve birçok farklı kullanım alanları ile dikkat çekmektedir. Bitcoin ise kendisini yaratan ya da yaratanların bu teknolojiyi yorumlamasıdır. İşte buraya dikkat arkadaşlar. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları ise blok zincir teknolojisini devlet güvencesi ile birlikte yorumlayarak BIGA, 1 gram altın ...projesini gündeme getirmiştir. Evet arkadaşlar, diğer kripto paraların e, teknolojisinin e, üzerinde temellenerek... ...devletimizin dahil olduğu kurumsal bir proje e, bu. Aklınızda şüphe yaratmasın, hiç bilmeyenler için söylüyorum. İlla ki bu projeyi daha iyi anlatacaklar vardır. Bu güzel projeden haberiniz olması için e, haber olmayan varsa bu videoyu yapıyorum. Çok daha iyi anlatanlarından da dinleyiniz lütfen. E, bu kripto paraların güvensizliğini eleyip diğer bazı avantajlarını bünyesinde bulunduran bir projedir. Biga projesi. Okuyoruz. Altına dayalı dijital varlık platformu. Projenin temel amacı fiziki karşılığı blok altına alınmış ve standartları belli olan kaydı altının blok zincir teknolojisi kullanılarak transfer işlemlerinin yapılabileceği bir altyapı oluşturmaktır. Mevcut çözümler incelendiğinde blok zincir teknolojisiyle üretilmiş birçok dijital değerin arkasında fiziksel bir dayanak varlık bulunmadığı görülmektedir. Bu dijital varlıkların gerçek bir değere dayanmamasından ötürü henüz regüle edilmemiş piyasalardaki değerinde yüksek volatilite gözlemlenmektedir. Blok zincir tabanlı çözümlerde her bir dijital değer için önceden tanımlı bir fiziksel dayanağın var olması halinde kendine ait ayrıca bir değeri olmayan kaydi bir varlığın transferi sağlanmış olacaktır. Bu transfer işlemleri blok zincir üzerindeki tüm doğrulayıcı paydaşlar tarafından doğrulanmalı ancak transfer içerikleri sadece düzenleyici bir otorite tarafından izlenebilmelidir. Bu amaçla konusunda dünyada bir ilk olan altın transfer sistemi ile entegre çalışan blok zincir teknolojisi ile geliştirilmiş tam gizliliğin ve denetlenebilirliğin sağlandığı ilk dijital varlığın ismi BIGA'dır. Proje raporu linkinden de e, ee proje ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz diyor sitesinden. Sitesinden bakabilirsiniz arkadaşlar proje raporuna. Takas Bank'ın daha önce hayata geçirdiği 2018'de altın transfer sistemini blockchain üzerinde yani altın EFT'sini blockchain teknolojisi ile işlenmiş şekilde gizlilik ve denetlenebilirliğin sağlandığı bir blok zincir yorumu bu. Dünyadaki diğer kripto para birimlerine karşı avantajı budur. Bigan'la arkadaşlar devam ediyoruz. Notlarımızı okumaya. Takas Bank bünyesi altında oluşum aşamasındaki Biga platformu bu platforma dahil olmak isteyen bankaların Takas Bank bünyesindeki fiziki altının gerçek değerinin transferinin blok zincir teknolojisi ile gizliliğini koruduğu halde otorite tarafından denetlenebilirliğinin sağlandığı, transferlerin gerçekleşebildiği blok zincir teknolojisinin dağıtık veri yaklaşımı sayesinde bu gerçek değerin bugüne kadar ulaşılmış en güçlü güvenilir teknolojinin güvenlik avantajını kullanma projesi olarak düşünülebilir. Yine sitesinden bir görsel arkadaşlar. 724 altın transferi bankalar arası hesaplar arası olacağına dair dijital altın çağı diyor. Oluşturulabilecek blok zincir aileye sınırlardan bağımsız işlem mahremiyeti, tasarlanan kriptografik altyapı ile tam mahremiyet, izlenebilirlik, işlemlerin taraflar dışında otorite tarafından da izlenebilmesi, fiziki karşılık en önemli yanlarından birisi bu arkadaşlar. 1 biga eşittir 1 gram altın. Takas Bank'ta e, altınlarınız e, Takas Bank'ın kasalarında İstanbul Borsası'nın kasalarında bekliyor vaziyette olacak arkadaşlar. Veriye erişim diyor. Merkez bağımsız veriye kısısız erişim imkanı. Devam ediyoruz arkadaşlar notlarımızı okumaya. Biga projesi blok zincir teknolojisiyle Takas Bank katılımcı bankaların kurumsal ve fiziki imkanlarıyla onların fiziki altınlarını ve transfer durumlarını yine Takas Bank'ın kurumsallığı ve güvencesiyle bir potada toplama projesidir. Fiziki birer gram altınlar Bigalar şeklinde sertifikalandırılacaktır ve son kullanıcıların katılımcı bankalar dahilinde hesaplar arasında altın EFT'sinin blok zincir teknolojisi güvencesiyle buluşmuş hali olacaktır. Yukarıda blok zincir teknolojisinin muhtemel riskleri verileri aynı anda paydaşlara yayarak dağıtarak ne kadar azalttığına değinmiştik. İşte burada bir de Borsa İstanbul bünyesinden çıkan ülkemizin önemli finans kurumlarından Takas Bank, ve de dahili diğer güçlü paydaş bankaların sistemsel fiziki imkanları dahilinde bir güvence ortaya çıkmaktadır. Bir regülatör otorite olduğu halde mahremiyet güvencesi yani kanun dışılık soruşturmalar haricinde gizlilik, otoritenin verdiği yani Türkiye Cumhuriyeti hukuku ve Türk bankacılık ve finans sisteminin verdiği güven ile birlikte geleceği parlak gözüken bir proje. Evet arkadaşlar bu madde blok zincir teknolojisini hiç bilmeyenler için neden yastık altındaki altınını alıp da Biga projesine dahil olsun insanlar bakıyoruz notumuza okumaya devam ediyoruz. Blok zincir teknolojisinin güvenilirliği ile ilgili şöyle bir sorgulama yapacak olur isek tüm Türkiye'de aynı anda elektriğin kesildiği ve de bir de jeneratörlerin çalışmadığı ya da tüm Türkiye bankacılık sektörünün siber saldırı ile zafa uğratıldığı gibi ki Bigaya uluslararası işbirlikleri de eklenirse bu senaryonun riski dağıtık veri anlayışıyla iyice azalacaktır. İmkansıza yakın bir felaket senaryosunda bile dağıtık veri sürekli güncelleme sayesinde inanılmaz derecede bakiye geçmişi güvencesi. Zira böyle bir senaryoda bir tek bilgisayar bile çalışıyor olsa bakiyeler güncelliğini bir an bile kaybetmez. Hiç çalışan sistem kalmadıysa da verilerin depolandığı ayrı bir merkez aracılığıyla güncelleme sıklığı, süresi önemli ki Takas Bank ve Devlet Söz konusu olduğu için güvenilirlik bu konuda hat safhada. Şu nota dikkat arkadaşlar. Ekonomi gazetecisi Erkan Özbey'in ilgili videosuna mutlaka bakınız. Tüm dünyada elektrik kesilirse Bitcoin'e ne olur diye bir videosu. Öyle bir senaryo imkansız ama bir tane bilgisayar bile çalışıyor olsa e, hiçbir sıkıntı olmaz. Güncel veriler anlık şekilde devam eder. Tüm dünyada güya elektrik giderse de zaten Bitcoin'den önce düşünülecek bazı şeyler vardır bu durumda. Bütün sistemler çöker. Ama sistemler tekrardan geldiği zaman veriler devam edecektir arkadaşlar. Sadece aradan geçen zaman da işlem duracaktır. Bitcoin'lere erişim ve alışveriş mümkün olmayacaktır. Ki böyle bir senaryoda zaten Bitcoin'den önce birçok felaket başımıza gelecektir. Yani bu teknoloji Blok zinciri yorumlayan teknolojiler bu derece güvenli olduğunu bu teknolojilerin buradan anlıyoruz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle güvenilir ve Erkan Özbey'in de Biga'yı tanıttığı videosunda ifade ettiği üzere ileride gümüş değerli madenini de içine alabilecek olan kıymetli bu projenin tek eksisi bu projeye ulaşma hizmeti sunacak olan bankaların hizmet bedeli talep edip etmeyeceğidir. Zira kimi bankalar elüs hesabı hizmeti kesintisi örneğindeki gibi cüzi bir miktar da olsa kesinti komisyon yapıp yapmayacaklarını ileride göreceğiz henüz son kullanıcıya açılmamış halde olan Biga'ya ilk kullanıma açıldığı zamanlarda dahil olmanın avantajı sadece çok az bir miktarının kıyamet senaryoları haricinde hiçbir işe yaramayacağı, transferlerinin ve saklanmasının çok zorlu ve riskli olduğu yastık altındaki altınlarınızı takas bankın sağladığı transfer imkanından yararlanmak bağlamında Biga projesine dahil olacak olan bankaların hesaplarında değerlendirme durumunuzda altınlarınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin blok zincir teknolojisini yorumlamasıyla güvence altına girecektir. Daha önce Takas Bank'ın altın transfer sistemi yani bir nevi altının EFT'sinin blok zincir teknolojisi ile buluşması sonucunda Biga fiziki altın dijital değerinizi transfer saklama avantajı burada ön plana çıkmaktadır. Takas Bank'ın altın transfer sistemi blok zincir teknolojisi ile buluşarak son kullanıcı hesapları dahilinde bankalar arası transferlerde ve de resmi internet sitesindeki BİGA takasbank.com.tr'deki açıklamaya göre ileriki fazlarda başka durum ve alışverişlerde ödeme sistemi olarak da kullanılabilir. Gelecektir. Ve de başka değer birimlerinin transferinin bir nevi test edilmesi temeli olmuş olacaktır. Takas Bank, Biga projesi güvencesi altında mesela 1000 Biga'lık bir transferle konut alımı gibi senaryolar ve de benzer gelecekteki diğer hizmetler de düşünüldüğünde kullanışlı, pratik, güvenilir bir altın para, halkımızın sevdiği bir madenin ülkemizde genel kablo gören bir altın standardı şeklinde tezahür edebilir. Bütün bunlar bağlamında sistemin bütün avantaj ve varsa dezavantajlarını altın birikimlerinizin küçük bir kısmıyla da olsa tecrübe etmek yararlı olabilir. Tekrar belirtmek gerekirse dikkat edilmesi gereken şeyler transferlerde ve de big altın transfer hesaplarında hizmet bedeli ve benzeri şahit olur ise ne kadar olacağıdır ve de fiziki altın güvencesi taşıyan Biga platformuna dahil olacak olan bankaların Bigaları satarken veya bozarken fiyatlamalarda kuyumculardan fazla mı eksik mi makas uygulayacağıdır. Sonuç olarak arkadaşlar, Türk finans sistemine katkısı ise öncü olma rolüyle blok zincir teknolojisinin bankacılık sisteminde tecrübe edilmesidir. Blok zincir teknolojilerinin gelecekte hayatımıza tasarruf ve güvenlik getirmesi düşünceleri bahsinde Biga projesi her anlamda ülkemize yararlı bir proje olacağı benzemektedir. Evet arkadaşlar ülkemiz her zamanki gibi dünyadaki teknolojileri takip etmekte geç kalmıyor. Dahil oluyor bir şekilde ve ülkemiz kurumları halkımıza faydalı olmaya çalışıyor. Bu projeye küçük miktarda da olsa katılmak yararımıza olacaktır hepimizin arkadaşlar. Bir sonraki videoda Biga'nın resmi sitesini inceleyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.